Şimdi gelecekten haber verdiğini iddia eden, gelecekten haber verdiğini iddia eden kimselerin halk arasında revaş bulması bir piyasa oluşmasına sebep oluyor. Aldatan insanlar var, aldanan insanlar var. Büyük paralar dönüyor mu? Dönüyor. Allah korusun. Gidiyor şimdi. Ölçüler. Kur'an ve biraz dağınık anlatacağım ama siz zihninizde toparlayın lütfen ölçüler Kur'an ve sünnetin ölçüsü olmaktan çıkarsa ölçüler Kur'an ve sünnetin ölçüsü olmaktan çıkarsa Allah korusun o insan artık ortada sahtekarların oyuncağı haline gelir. Çok özür dileyerek bir daha söyleyeyim. Bir kadın gidiyor. Çok özür dilerim bunu kürsüye taşıdığım için ama televizyon ekranlarında görünce insanın içi gidiyor, yüreğimiz parçalanıyor. Bir kadın gidiyor. Hasta çocuğu olmuyormuş. Derdi varmış filan. Hoca denilen sahtekar bunun hoca olması mümkün değil. Diyor ki senin göbeğine ayet yazmam lazım. Mesela senin sırtına işte dua yazmam lazım. Ne bileyim kimin isimlerini yazmam lazım. Bunu kabul eden insan bir defa cahilliğin dibine vurmuş bilgisizliğin dibine vurmuş. Allah'tan, kitaptan, Kur'an'dan haberi olmayan bir zavallıdır. Böyle bir uygulamayı kabul eden kimse. Böyle bir insana giden kimse cahilliğin dibine vurmuş bir insandır. Böyle bir uygulamayı yapanın zaten kelimelerle sahtekarlığını ifade etmeye kelimeler bile yetmez. Kıymetli kardeşlerim. İslam'ın koyduğu ölçüler vardır. Bir kadın, bir efendim erkek kim olursa olsun baktı ki Allah'ın Celle Celaluhu yasaklarını ihlal ediyor. Bir kadınla bir erkeğin yalnız başına, yabancı bir kadınla bir erkeğin bir tarafta yalnız kalmaları haramdır. Doğru mu? Kalmayın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üçüncüsü şeytandır. Bir kadının yüzü, elleri, ayakları hariç başka bir erkeğe vücudunun herhangi bir bölgesini göstermesi haramdır. Allah söylemiyorum bunu ayetlerde defalarca okuduk bu kürsüden. Her hocamız okuyor. Sizler okuyorsunuz, dinliyorsunuz, kitaplardan, Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Şimdi buradaki aldanmayı neyle izah edeceğiz? Ondan sonra da ondan sonra bir, böyle bir aldanma, böyle bir sahtekarlık ortaya çıkınca vay şu hocalara bak. Efendim ne yapıyorlar? Bunun hocalıkla alakası yok. Tekrar ediyorum. Bunun Kur'an'la alakası yok. Bunun muazzet peygamber aleyhissalatu vesselam ile alakası yok. Bu tamamen din konusundaki cehaletin sonucudur. Dinini bilen, Allah'ını bilen, kitabını bilen bir insan asla bu yanlışlara alet olmaz. Kıymetli kardeşlerim, dinini bilen bir insan asla bu yanlışlara alet olmaz.